Sadık ülkesinde halk krallığa karşı ayaklanarak kralın sarayını kuşatmıştı. Kral bir elinde tacı, bir elinde asası, sarayının merdivenlerinden ağır ağır indi. Görüntüsü o kadar görkemliydi ki, onu gören halk bir anda sustu. Kral kalabalığın önüne kadar gitti ve dedi ki, "Artık tebaam olmayan dostlarım, işte tacım, işte asam. Onları sizlere bırakıyorum. Ben de sizlerden biri olacağım. Ben yalnızca bir insanım ve bir insan olarak kaderimize düşenin daha iyi olması için sizlerle birlikte çabalayacağım. Madem ki bir krala gerek yok, o halde birlikte tarlalara, bağlara gidelim ve el birliğiyle çalışalım. Ancak tarlalardan ya da bağlardan hangisine gideceğimi bana siz söylemelisiniz. Şimdi kral hepinizsiniz." Halk şaşırdı kaldı. Ağızlarından tek bir sözcük bile çıkmadı. Çünkü hoşnutsuzluklarının kaynağı olarak gördükleri kral, şimdi tacını ve asasını onlara bırakıyor ve içlerinden biri oluyordu. Sonra her biri kendi yoluna gitti ve kral da halktan bir adamla birlikte bir tarlaya doğru yürüdü. Günler geçti ama sadık krallığı kralsız daha iyi bir duruma gelmedi. Hoşnutsuzluk sisi bütün ülkenin üzerine çökmüştü. Halk pazar yerlerinde yönetilmek istediğini, kendilerini yönetecek bir krala ihtiyaç duyduklarını yüksek sesle söylüyordu. Yaşlılar ve gençler adeta bir ağızdan "Kralımızı istiyoruz" diye haykırıyorlardı. Kralı aradılar, aradılar. Sonunda bir tarlada çalışırken buldular. Onu tekrar tahtına götürdüler. Tacını ve asasını geri verdiler ve dediler ki, "Şimdi bizi güçle ve adaletle yönet. Kral halkına, sizi gerçekten güçle yöneteceğim. Gökyüzü ve yeryüzü tanrıları bana yardımcı olsunlar ki sizleri aynı zamanda adaletle yönetebileyim." Daha sonra erkeklerle kadınlar kralın huzuruna çıkarak kendilerine kötü davranan, serflik ettikleri bir barondan şikayet ettiler. Kral baronu derhal çağırtarak ona, "Bir adamın hayatı Tanrı'nın terazisinde diğerininkine denktir. Tarlalarında ve bağlarında çalışanların yaşamlarını tartmayı bilmediğin için sürülüyorsun ve bu krallığı sonsuza dek terk edeceksin," dedi. Ertesi gün bir başka grup krala gelerek tepelerin ötesinde oturan bir kontesin zulmünden ve onları nasıl sefalete sürüklediğinden yakındılar. Kontes derhal saraya getirildi. Kral onu da sürgüne mahkum ederken dedi ki, "Tarlalarımızı sürenler, bağlarımıza bakanlar, onların hazırladığı ekmeği yiyen ve sıktığı üzümden yapılma şarabı içenler bizlerden daha soyludur. Ve sen bunu bilmediğin içindir ki bu toprakları terk edeceksin ve bu krallıktan uzaklaşacaksın." Ardından erkekler ve kadınlar gelerek piskoposun kendilerine taş attığını ve katedral için taşları kırdırdığını ama karşılığında hiçbir şey vermediğini, kendi mideleri açlıktan bomboşken piskoposun kasasının altın ve gümüş dolu olduğunu bildiklerini anlattılar. Kral piskoposu çağırdı ve ona, "Göğsünde taşıdığın haç, hayata hayat katmak anlamına gelir. Ama sen hayattan hayat eksilttin ve hiçbir şey vermedin. Bu yüzdendir ki bu krallığı terk edecek ve bir daha geri dönmeyeceksin," dedi. Tam bir ay boyunca erkeklerle kadınlar her gün kendilerine yüklenen angaryaları anlatmaya krala geldiler. Ve tam bir ay boyunca her gün bir zalim ülkeden sürüldü. Sadık ülkesinin halkı olanlara çok şaşırıyordu. Yürekleri o kadar şenlenmişti ki. Günlerden bir gün yaşlılar ve gençler kralın yaşadığı kulenin etrafını sararak krala seslendiler. Kral bir elinde asası, öbür elinde tacı merdivenlerden aşağıya indi ve onlara, "Şimdi beni ne yapacaksınız? Bakın uhdeme teslim ettiğinizi sizlere geri veriyorum." Halk bağırmaya başladı. "Hayır hayır, sen bizim adil kralımızsın. Ülkeyi engereklerden temizledin. Kurtları etkisiz bıraktın ve biz şükranlarımızı sunmak için geldik sana. Taç bütün görkemiyle senin. Asa zaferiyle senin olsun." Kral halka, "Ben değil, ben değil. Siz kendiniz kralsınız.
beni güçsüz ve kötü yönetici saydığınızda siz kendiniz güçsüz ve kötü yönetiliyordunuz gerçekte. Şimdi ülke refah içinde. Çünkü bu sizin elinizde. Ben sadece hepinizin zihnindeki bir düşünceyim. Sizin eylemlerinizin dışında var değilim. Yönetici diye kimse yok. Yalnızca yönetilen kendini yönetmek üzere var. Kral tacı ve asasıyla kulesine döndü. Yaşlılar ve gençlerin her biri hoşnut bir şekilde kendi yoluna gitti. Ve her biri o günden sonra kendini bir elinde taç, öbüründe asa, bir kral olarak gördü.